Bak kayıtlı burası. Güzel yakaladım bu arada. Merhabalar, bugün hamsili pilav yapacağız. Malzemelerimizin hepsini burada hazırladık. Neyimiz var şöyle kısaca bir gözden geçirelim. Bizim burada 500 gram ayıklanmış hamsimiz var. Yarım soğanımız var. Şöyle bir tutam kadar kıyılmış, dereotumuz var, ince kıyılmış. 200 gram kadar mısır unumuz var. Bir 100 gram kadar yaklaşık bir tereyağımız var. Bir kısmını pilav yaparken kullanacağız. Bir kısmını da hamsili pilavı yaparken kullanacağız. Kavrulmuş çam fıstığımız var. Bir tatlı kaşığı kadar yeni baharımız var. Ve bir yemek kaşığı kadar da kuru nanemiz var. Şimdi geldik hamsiye. Şimdi hamsiyle ilgili size küçük birkaç bilgi vermek istiyorum. Bu hamsi yaklaşık 1764 yılında Evliya Çelebi tarafından keşfediliyor Karadeniz tarafında, Karadeniz seyahatinde. Bu hamsiyi ismi nereden geliyor diye şöyle küçük bir araştırdık ve karşıma şöyle bir şey çıktı. İki teori var. Birincisi, hamsin ayında avlandığı için bu ismi aldığı söyleniyor. Hamsin ayı nedir? 31 Ocak'tan sonra gelen 50 gün o soğuk kısım hamsin ayı olarak geçiyor ve hamsin de başlangıç zamanı o zaman. Diğer bir teori ise hamsinin ham kısmı Farsça'da kıvrım, sin kısmı da 30 demek oluyor. Yani hamsin oluyor. O hamsin ne demek peki Farsça? 30 kıvrım. Neden 30 kıvrım? Hamsinin 30 kılçığı var. Bir iddia bu, diğer iddia da Evliya Çelebi'nin dediğimiz gibi hamsin ayında. Bana kalırsa Evliya Çelebi'ninki çok daha mantıklı geliyor. Şimdi biz bunu nasıl yapacağız? Şimdi ilk olarak pilavı yaparak başlayacağız. Pilavı yapmak için tereyağımızın bir kısmını alacağız. Tereyağımızı eritiyoruz. İçerisine yarım soğanımız. Soğanım kavrulduktan sonra yeni baharım gelecek. Ondan sonra fıstığım gelecek. Sonra pilav atıp üzerine suyunu koyacağız. Suyunu verdikten sonra da su çekene kadar pişmesini bekleyeceğiz. Evet, şimdi fıstığımız geliyor. Ben fıstığı öncesinde şöyle bir 10-15 saniye kadar yağsız tavada kavurdum. Birazcık kokusu ve aroması yoğunlaşsın diye. Şimdi onu da ekledik içeriye. Yeni baharım da geldi. Birbirine geçsin güzelce. Ondan sonra da pirincim gelecek. Pirinç girdikten sonra içerisine nane gelecek. Bu kıymış olduğum dereotunu dinlendirirken koyacağım. Yani pişirme esnasında değil, piştikten sonra dinlenme aşamasında girecek içine. Pilavımızı kavurduk. Şimdi suyunu veriyoruz. Yaklaşık bir 450 mililitre kadar. Bu noktada tuzunu ve karabiberini ekliyorum. Pilavımızı yaptık. Bütün suyunu çekti. Şimdi içerisine az önce bahsettiğim dereotlarını koyacağız. Ondan sonra bir 10-15 dakika kadar üzerine kağıt havlu kapatıp dinlendirmeye alacağız. O dinlenirken de balıklarımızı mısır ununa bulayıp teker teker tavamıza dizeceğiz. Sonrasına devam edeceğiz. Şöyle alttan yukarı olacak şekilde bir karıştırıyoruz çok ezmeden pilavımızı. Pilavımızı demlenmeye bıraktık, dereotunu ekledik. Tavamızı aldık. Ben tavanın dibine erimiş tereyağını birazcık süreceğim. Burada zeytinyağı da kullanabilirsiniz. Ben şöyle çok azıcık dibini yağlayacağım. Evet, şimdi balıklarımız hazır. Mısır ununa teker teker batırıp dizmeye başlıyoruz. Balıklarımızı tavamızın dibine dizdik. Şöyle yanlardan birazcık çıktık ki bunu böyle pilavı koyduktan sonra üzerini kapatacağız. Şimdi pilavı ekleyeceğim. Pilavımızın üzerinde balıklarla kapattık. Şimdi altını ben açacağım. Yanlardan çok minik minik böyle küp küp tereyağlar bırakacağım. Ondan sonra balığımızı ters çevireceğiz. Şimdi başladık. Yaklaşık bir 10 dakika sonra
altını üstüne getireceğiz. İki tarafında pişirdik yaklaşık 7-8 dakika kadar. Altın görüntü elde etmek istiyorduk. İki tarafında da ettik. Artık tamamen servise hazırız. Kesip yiyeceğiz.